Şimdi gelin SPSS'te tek yönlü ANOVA, tek yönlü varyans analizini nasıl yapacağımızı görelim. Diyabet veri setimi açtım yine. Değişkenlerimi ekranda görüyorsunuz. Ee, karşılaştıracağım gruplar neydi? Kan şekeri ile kan şekeri şöyle bakalım neredeymiş? Glukoz değişkeni ile kan şekeri değişkeni acaba mahalleler arasında, gruplar arasında farklılık gösteriyor mu? Mahallelerde region değişkeni adı altında, başlığı altında kaydedilmişti. Evet efendim. Analyze, compare means one way anava on sekmesinden analizimizi yapacağız. Serum kan şekeri değişkenini bağımlı kısmına koydum. Faktörüm de mahalleler. Onu da faktör kısmına koydum. Options'dan tanımlayıcı istatistiklerimi ve varyansların homojenliğini seçtim. Continue, OK dedim. Çıktığımız burada gördüğünüz gibi. Evet, ne görüyoruz? Ortalamalar. Ortalamalar arasında fark olup olmadığını araştırıyorduk. İşte bunların arasında 199, 159 ve 187 değerler arasında fark var mı yok mu? Onu bulmak istiyoruz. Ama e, ANOVA'nın Varsayımların arasında varyansların homojenliği vardı, varyansların birbirine eşit olması vardı. Dolayısıyla acaba şuradaki varyanslar 71, 58, 75 arasında bir fark var mı? Bunu anlamak için Levene istatistiğinin sonucuna bakıyoruz. Levene test istatistiği burada verilmiş ve bir p değer hesaplanmış. p değeri 0.05'ten büyük olduğu için varyanslar arasında yani 71, 58 ve 75 arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı kararına varıyoruz ve analizimize devam ediyoruz. Devam ettiğimizde bakıyoruz ki bize bir F değeri vermiş. 5,4 olarak F değerini, istatistiğini hesaplamış ve buna karşılık gelen P değerini 0,005 olarak hesaplamış. Dolayısıyla %5'ten küçük olduğu için P değerimiz aradaki farkın anlamlı olduğunu görüyoruz. Aradaki fark anlamlı ama kimle kim arasında bu anlamlılık oluştu? Bu anlamlılığı oluşturan hangi gruplardır? Bunu eğer öğrenmek istersek o zaman da post hoc analiz yapmamız gerekecek. Post hoc analizi şöyle yapıyoruz. Yine analyze şöyle kapatalım. Analyze, compare means, One-way ANOVA kısmına geri gelelim. Burada bir post hoc analiz tıklamamız vardı, onu tıklamamıştık. Onu da tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Equal Variances Assumed, e, varyanslar eşitse ve varyanslar eşit değilse Not Assumed, varyansların varyansların eşit olmadığı durumlarda seçebileceğimiz çok sayıda post hoc ikili karşılaştırma testleri var burada. İkili karşılaştırma testlerinden ben Bonferroni'yi seçeceğim e, eşit olduğunu biliyorum çünkü. Bonferroni analizini yapacağım. Diğerlerinde Tukey'de, Şefey'de, bunların Duncan'ı da bunların arasında çok büyük farklar yok. E, en azından benim bilgim dahilinde yok. Ben e, Bonferroni'yi size demonstrasyonunu yapmak istiyorum. Okey dediğimde şuraya kadarki analizimiz zaten daha önce gördüğümüz analizdi. Ona ek olarak bakınız ne analizi çıktı karşımıza? Artık ikili karşılaştırmalar yapıyor. Yani biz bir önceki analizimizde demiştik ki gruplardan en az birisi ötekilerden farklıdır. Ortalamalardan en az birisi öteki kim kimden farklıdır? İşte onu bakmak istersek postdoc analize bakıyoruz. Güney ile doğu arasında bir fark var mı? Evet var. P değeri 0,004. Güney ile merkez arasında fark var mı? Hayır yok. Doğu ile güney arasında fark var mı? Evet var. Doğu ile merkez arasında fark var mı? 0,06 yok. Şeklinde ikili karşılaştırmaları tek tek yaptı ve bize sundu. Şu soru aklınıza gelecektir tabii ki. Ben ikili karşılaştırmaları zaten T testi ile yapmayı öğrenmiştim bir önceki adımda. O şekilde yapsaydım ne olurdu? Bonferroni'nin bu analizin, bu yaptığımız ikili karşılaştırma postdoc analizinin e, ikili karşılaştırma student T testinden ne farkı var? O farkı bir sonraki sunumumda e, Bonferroni düzeltmesi adı altında çoklu hipotez testlerinden kaynaklanan hatalar kısmında anlatmaya çalışacağım. Şimdilik katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.